أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bugünkü dersimiz Hasan abi Cebrail Aleyhisselam'ın vazifeleri ve Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizin vefatından sonra onun vazifesi bitmiş midir buna dair ve Risale-i Nur'dan yerlerini bakacağız ve bulduk. Ve diğer melaikenin de bir kısım vazifelerini değineceğiz bu derste. Cebrail Aleyhisselam Risale-i Nur'da nasıl geçiyor? Kur'an'da nasıl geçiyor? Buna dair olacak. Ve onun vazifelerinin veyahut vazifesini sadece vahiy getirmekle alakalı mı? Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da buna ne yapıyor? Cevaplar veriyor. Biz de bugün ona dair ders yapacağız. Abi. Bir şey yapacaksın bu hazırlarken. Evet abi. Bu anlattıkların var ya. Evet. Gerçi ezberledin de. Mutlaka başlıkları yaz. Evet abi. Onların açılımları. Şimdi toplama yaparken toplama yapıyorsun. Sonra başlıklar yaparsan başlıklar önce düşün nokta atışları. Evet, ondan sonra açılım kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Doğru. Ama başlık ilk önce yapman lazım. Doğru. Tamam. Bir de herhalde bir derste senin olacak. O zaman bir derste ben yarım eklerim sonraki derste. Cebrail'in dört isimle Cebrail. Evvel ismiyle Cebrail. Ahir isminde Cebrail, zahir isminde Cebrail, batın isminde Cebrail. Evet abi. Çok önemli. Bu çok mühim zaten abi. Yani evet. Bu saydığınız cihet. Biz bugünkü derste abi sadece Risale-i Nur'da evet, Cebrail nasıl tavsiye ediyor? Zahir ismine bakan yönünü. Zahir bu. Zahir. Yani Cebrail Aleyhisselam vazifeleri zahiren nedir? Ona dair. Tamam. Zahir ismine bakan. Evvela Cebrail Aleyhisselam'ın bir tarifini... Serbestsin sen, dersenin. Nasıl şey yaparsan ben onu şey için söyleyeyim. Ders çalışırken nasıl yöntemini anlatmak istedim. Allah razı olsun abi. Cebrail Aleyhisselam, mukarrebin melaikedendir. Yani dört büyük melaikenin içinde en mühim vazifelerden birine vazifedarlık yapıyor. O en mühim vazifelerden bir tanesi de vahyi peygamberlere iletmek ve bütün melaikeye, peygamberlere iletmekle beraber bütün melaikeye de evamiri tekviniyeyi tebliğ etmek vazifesi ona aittir. Evamiri tekviniyeyi. Çok güzel tespit. Evet abi. Bütün kimlere? Bütün melaikeye. Meleklere ve meleklerin icra ettiği bütün sistemin dizgini. Neyin? Evamiri tekvinin dizgi. Harika bir tespit. Cebrail Aleyhisselam'ın vazifesi devam ediyor. Vazifesi devam ediyor. Ve bu kıyamete kadar abi, ta ki Cebrail Aleyhisselam'ın canı alınana kadar bu böyle devam edecek. Evet. Ve bütün melaikeye vazifelerin tebliğ vazifesi de ona aittir. Mesela ne vazife yapacak? O vazifeyi yapmaktaki vazifeyi iletmek de yine Cebrail Aleyhisselam'a aittir. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın zahir ismine bakan vazifelerinden bir tanesi. Batın, evvel, ahir abi, o birazcık daha geniş bir alan, geniş bir saha. Üstünde ayrı bir durmak lazım. İnşallah sizden de istifade ederiz abi. Üstad Hazretleri buna Mektubat 352'de sözlerde, şualarda abi işaret ediyor bu vazifelerine dair. Mesela abi Mektubat 352'de Cebrail Aleyhisselam'ın şu şekilde işaret ediyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam binler yerde, başka suretlerde ve Arş-ı Azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Burada abi binler yerde diye kayıt koyuyor Üstad. Aslında bu kayıt binler yerde değil, hadsiz yerlerde manasına geliyor. Çünkü başka yerlerde de bunu açıyor. Ve burada abi Cebrail Aleyhisselam'ın binler yerde başka suretlerde diyor. Ve Arş-ı Azam önünde, Arş-ı Azam'ın önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla Cebrail Aleyhisselam bütün azametiyle secde ediyor diyor Üstad. Ve bu nuraniyet, yani Cebrail Aleyhisselam'ın ve melaikenin izni ilahiyle
binler yerde, hadsiz yerde nuraniyet sırrıyla beraber temessülatları olduğunu gösteriyor. Ve uğradıkları mekanın, uğradıkları yerin kabiliyetine göre suret alıyorlar orada. Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam ve izni ilahiyle diğer meleke de bu şekildedir. Mesela bir de, selavatım şimdi not almışsın ama. Şimdi Cebrail Aleyhisselam bir daha orayı okur musun? Okuyayım abi. Bir de söyle. Cebrail Aleyhisselam binler yerde. Binler yerde. Ve başka suretlerde. Suretlerde. Ve Arş-ı Azam önünde. Arş-ı Azam önünde. Hı hı. Şarktan garba kadar. Şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Buranın devamında abi yine bu 352'nin devamında Huzur-u Nebevi'de Dıhye suretinde sahabeler içinde yine ne yapıyor? Emri ilahiyi yine onlara ne yapıyordu? Tebliğ ediyordu. Ve aynı şekilde üstad diyor binler yıldızlarda bulunduğu mekanın kabiliyetine göre ne yapıyor? Temessül ediyordu. Şimdi o zaman mazideki evamiri tekvini bilgisini kullanmasan Cebrail evamiri tekviniyeyi dizginini tutuyoru anlamazsın şimdi. Evamiri tekviniyi çözmen lazım. Evamiri tekvini içerisinde ne vardı? İştiyak. İncizap. Meyil. İhtiyaç. İm. Bir de ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bütününe ne denilir? Evamir-i tekvini. Yani çekirdek. Bunun dizginini Cebrail tutmuş. Cebrail diyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sıktı diyor. Hatırladınız mı? Evet. İkra dedi, bilmiyorum dedi. Dedi gene, üçüncü kez sıktı diyor. Sıktı. Evet. Peki ne oldu da sıktı da okudu? Sıkmayla ben de seni sıkayım böyle. Bilmediğin bir şey bilebilir misin? Ceberut alemlerinin temsilcisi olduğundan kuvvetlerin dizgini onun elinde. Evamiri tekviniyesini dışarıya çıkarttı Resulullah'ın. Yani evamiri tekviniye olan ihtiyaç, iştiyak, incizap meylini aktif etti. Yani varlığın temelini, yani Ahmet'e Muhammediyesini çıkarttı. Evet. Muhammed Nur-u Muhammediydi. Kainatın çekirdeği aslı, ben bazen gireceğim. Kainatın çekirdeği aslisidir, Nur-u Muhammedi. Ahmet beşeriyetidir, risaletidir, yani mahlukat tarafı. Mahluk tarafına Ahmet. Ahmet'te Muhammedilik var ama o uyanmamış. Ahlaken gözüküyordu. O zaman sıkmak simgesidir Cebrail. Ceberut. Yani melekelerin kaynağı. Melaikelerin dizgini var ya böyle. Güçlerin. İlham ediyor ya. Evamiri tekviniye o çok harika bir buluştur. Evamiri tekviniyi elinde tutması çok harikadır. İşte puf nokta budur. Burada. Sıkma kişinin veya varlığın evamiri tekviniyesini aktif etmek. Evet. Yani aslıyla tanıştırmak, aslıyla yani batınla zahir ilmini bütüne getirmek, sıkma. Yani ihtiyaç, iştiyak, incizap meylini aktif edip huvel zahir, huvel batını evvel ahir değil daha. Evet. O vahiy ile alakalı. Sıkma, hepimizde var sıkma. Bir mana gelir sana şimdi, tamam mı? Bir tefekkür gelir şimdi. Biraz önce öyleydi böyle. Böyle bir gırdaba girersin. Kabz değil, güzel bir halet böyle. Bir mana gelir seni, bir işgal eder. Bir sıkar seni, batındaki hakikatler. Bu buydu, bu da buydu, bu da buydu. Her şey yerine oturmaya başlar. Tak 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 tak. Bu Cebrail'in aktif olduğunu gösteriyor sende. Cebrail peygamberimize peygamberle ait değil. Bütün meleklere yani eşyayı tutan meleklere ve melekleri tut... İlham ediyor ya vazifesini. Evet. Yani melekleri diyor ki siz neyi tutuyorsunuz? Şunun dizginini tutuyorsunuz. Yani evamiri tekvini. Evamiri tekvini sizlik bir şey yok. Oralara vazifesini ilham eden veya vahyeden güç noktası, birliği. Alemine ceberut. Risale-i Nur'da ise lef-i mahfuz. Tasavvufta
ceberut, cebredici güçlerin bütünü, dima. Yani böyle deyince ben heyecanlandıran bir şey benim. Yani şimdi abi siz bu manayı söyleyince, mesela biz Cebrail Aleyhisselam'ın manasını mesela Kur'an'dan biz ahzetsek, alsak, yani siz dediniz ya güç. Abi Cebrail Aleyhisselam Necm suresinde, Tekvir suresinde zi kuvve ve şedidul kuva diye geçer. Allah Allah. Evet abi. Maşallah. Zi kuvve, kuvvet sahibi ve şedidul kuva. Fakat Cebrail Aleyhisselam mana itibariyle İbranice'den geliyor abi. Mana şey, lugatı mı? İbranice'de Cebrail kul demek, abd demek, her emri yerine getiren demek. Arapça'da cebir kuvvet ve güç demek. İl, il ise Allah'ın İbranice'deki ismi. Allah'a il derler. İl derler. Evet abi. İbranice'de bu. Azrail, İsrafil, Mikail. Ben şu anlık abi Cebrail'in bu cihette manasını buldum. Diğer melaike mesela bakmaya çok devam güzel edeceğiz. Şedidul kuva diyor mesela abi. Ve zi kuvve diyor. Dolayısıyla cebir manasına, yani ceberut alemlerini elinde bulunduran ve haşmetli kanatlarıyla maşrık ve mağribe bu şekilde secde etmesi, yani bütün mahlukat haddi zatında evamiri tekviniyesi Cebrail Aleyhisselam'ın bu cihette elinde ve arş-ı azamda bütün azametiyle ve sureti hakikiyesiyle diyor üstad, sünnatül işaratta secde eder diyor Cenab-ı Hak. Hakikatiyle. Sureti hakikiyesiyle. Sureti. Evet abi. Çok güzel. Bu neyi gösteriyor? Yani bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın emrine bu cihetle inkiyat ediyor ve onu temsil eden melaike de Cebrail Aleyhisselam. Evet. Bu noktada. Ve bunu yaptığı hiçbir vazife birbirine engel olmadan an be an Cebrail Aleyhisselam yerine getiriyor ve devam ettiriyor. Güç birliği. Bu noktada abi mesela bir misal daha vereyim. Mikail Aleyhisselam'ın vazifesi rızık işlerine, kainattaki hububatın mesela yeşermesi, büyümesi, insanların rızıklanması vazifesi ona ait. Ve bu bunun hamelesidir Mikail Aleyhisselam. Ve bu bütün evamiri tekviniye emirlerini de yine Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ona tebliğ ediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi sıktıktan sonra o artık hakikatını, yani Ahmet Muhammediyet cihetini öğrendi ya abi. Aynı şekilde toprağın çekirdeği sıkması, sıkması da ondaki niyet var. Çok bir güzel program, bir istidat, kabiliyet var. Onu batın alemleriyle, o içteki batını zahirle buluşturuyor. Gözüm, bir ipucu buldun mu bu böyledir. Evet tamam abi. Bir ipucu buldun mu? Kimisi bak şimdi işte toprağın çekirdeği sıkması. Ceberuttur. Cebirdir. Cebrail'dir yani. O sıkması çekirdeğe eziyet değildir abi. Bizzat batınının zahirle buluşması hakikati orada oluyor. Ve bu abi, bu en ufak hadisede dahi Cebrail Aleyhisselam'ın bu noktada vazifesi, emri ve evamiri tekviniye tebliğ etmesi var. Güzel mi? Bir kelime. Mesela günlerce uğraşıyorum, haftalarca belki de. Geçen işte söyledim ya size. Üç gün yapmam balon. Üç gün uğraştım. Sure çalışıyorum, çalış. Üç gün hiçbir şey yok. Oltaya balık vurmuyor. Hiç tık tık etmiyor, hiç balık yok. Sabırla, bu iş böyledir. Sabırla. Bekledim. Üçüncü gün bir şey verdi. Sanki 30 günü doldurdu. Nedir o? Sure, insanın şahsiyetini oluşturuyormuş. Bu da bak böyle. Şahsiyetin oluştu, tabii çok şeyler değişti tabii. Tabii senin için belki bazı şeyler ifade etmiyor ama suret, insanın şahsiyeti timsalidir diyor. Şahsiyetidir. Şimdi bu güç, toprak bak ne yaptı? Evet. Çekirdeği. Sıkan kim? Cebrail. Evamir tekvini. Bak nasıl açılıyor? Bir şey, bir anahtar buldun mu artık açılıyor. Evet. Mesela Üstad Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ın insanlarla da bu cihette görüştüğünü mesela söylüyor. Hatta biz kalbin etrafında diyor Üstad, lümme-i şeytaniye ve lümme-i melekiye var. Yani bütün insanlara gelen ilhamın, gelen ilhamların, mesela Üstadımıza gelen ilhamın, sünatülatın, işaratın arkasında yine Cebrail Aleyhisselam'ın vazifedarlığı gözüküyor.
Evet. Bütün hayvanatın hakeza böyledir. İlhamlar hep öyle. Arı taşa konmayıp çiçeğe konması Cebrail'in ilhamı iledir. Eğer ki biz Cebrail Aleyhisselam'ı sadece Peygamber Efendimiz zamanındaki bir vazifesiyle aklımıza mesela koysak, o zaman melaikenin nuraniyet sırrı kayboluyor abi. Çünkü nuranidirler, onlar için zaman diye bir şey yoktur. Bir anda hadsiz yerde bulunur diyor Üstad. Bu cihetle abi. Burada melekleri ben onu düzelttim kendi hatamı. Şeylere, eşyaya ve hayvanlara ilham etmez. Vahidir. وَاَوْهَا رَبُّكَ اِلَا النَّحَلِ Vahiy, acizliğimizden dolayı vahiy ilham manasında söylüyoruz. İzah edemediğimizden dolayı. Oysa vahidir. Ne demek vahiy? Vahiy, eşyanın hareketini aslına göstermek, aslı ile ifade etmek. Yani beşeriyetin olmadığı, hakikatını, davranışlarını hakikatiyle aynı yapmak. Vahiy. İlle peygamber, mesela peygamber uygulanırsa bu ne olur? Evet. İnsanlığın hakikati olan Esma-i Hüsna'nı davranışında fiile göstermeye vasıta bütünlüktür. Sinek de, hayvan da, ağaç da vahyedilmesi ve evvâ rabbuke, o Rabbi ona vahyetmesi, yani o arının arıya vahyetmesi, arıyı meydana getiren Esma'nın bütünlüğüne davranışını davranış olarak göstermek. Yani esmasını fiilen gösterme yöntemidir vahiy. Vahiy, evet abi. Mesela Nur-u Muhammedi hakikatımızı hayatta göstermeye sistemin adıdır. Beşerde gözükürse vahiy. Dolayısıyla vahiy orada tevil ediyoruz. Şualarda var ya. Yani hayvanlara vahyetti, yani ilham etti. Yani zannediyoruz ki vahiy sırf peygamberlere geliyor. Yani peygamber demek hakikatiyle mahiyetini, beşeriyeti olmadan bütünleştirmek. Hayvanlarda ve bitkide beşeriyet yok ki vahiy gelmesine korkuyorsun. Evet. Ve Kur'an'da buna وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَا النَّحِلِ Rabbin arıya vahyetti diyor. İneğe mesela bahsediyor. Yoksa o inek iktidar iradesini, şuurunu mesela karıştırsa öyle bir madde ondan zuhur etmez abi bu cihetle. Ve bunlarla bizzat abi bu emirleri tebliğ eden olayın perde arkasında Cebrail aleyhisselam bu cihetle var. Çünkü Azrail aleyhisselam kabz-ı ervah vazifesinde Cenab-ı Hakk'a işte yuhyi ve yumit ismine mazar, yani ayna darlık ettiği gibi şikayetlerimiz Azrail aleyhisselama gidiyor. Ve abi eğer ki Cebrail aleyhisselam bu cihette arada bir vasıta olmasa insan onun ağırlığına dayanamaz. Hiçbir mahlukat Cenab-ı Hak'tan bizzat gelen kelama muhatap ve mazar olamaz. Buna misal olarak Musa aleyhisselam ehâkeda kelâmüke beşeri, senin kelamın nasıl dedi Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hak da dağı tecelli etti. Dağ bir anda parçalandı ve toz oldu. Bu sefer Cebrail aleyhisselam bu cihette ilhamlarda, vahiylerde arada perde olmasa Musa aleyhisselamla olan bu hadise gibi olur. Bütün insanlık, bütün alem. Yani Keban barajını direkt eve bağlasan. Gibi bir şey. Trafo koymasan arada. Evet abi. Hani bazıları diyorlar ki biz işte direkt Allah'a bağlıyız. Hayır, direkt Allah'a bağlı değilsiniz. Arada olamaz. Perdeler var. Zaten dayanamazsın. kainatta hususan alem-i şehadette bu Cebrail aleyhisselamın başka bir vazifelerinden bir tanesi melek, cin, ruhaniyat, insanlar hariç, bu şuur sahibi, bu mahlukat hariç her mahluk ibadet ve ubudiyet ettiklerini bilmiyor abi. Bilmiyorlar. Hatta bazı insanlar ve cinler de bilmezler. Şuurunda değiller yaptıkları ibadetlerin. İşte bu şuursuzca yapılan ibadetlerin, şuursuzca yapılan ibadet ve ubudiyetlerin ve şükürlerin hepsini şuurlu bir ibadete çeviren hadsiz meleklerdir. Bunların en başında da dört büyük melaike geliyor abi. Bu dört büyük melaikenin başında da hususan Mikail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam en ön safta. Üstad Hazretleri buna şualar 263'te bu cihetle işaret ediyor abi.
İsterseniz onu okuyayım. Yani kainatta bu kadar yapılan bir külli ubudiyet ve ibadet var. Fakat hadsiz cemaat ne yaptığını bilmiyor abi. Peki bu o zaman israf olacak gibi bir şey oluyor. Hikmetsiz gözükecek. İşte burada melaike devreye giriyor. Hadsiz melaike o ibadetlerin hepsini şuurlu bir şekle çevirip Cenab-ı Hakk'a ne yapıyor yine? Takdim ediyor. Bu noktada. Üstad da... Şey hı? Üstad'da o dediğin cümle nasıl geçiyor? Okuyacağım şimdi. Evet. Sayfaydı senin. Şu alan 263. Evet, kainatın her tarafında. Cüz'i ve külli her şeyde. Her nevide kendini tanıttırmak. Cüz'i ve külli her şeyde bir hakikat var, kendisini tanıttırmak istiyor abi. Peki o nedir? Ve sevdirmek için de merhamet karane bir haşmet-i rububiyet. Elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde, şükür ve takdis içinde geniş ve ihatalı ve şuur karane bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve kat'idir. Cenab-ı Hak kendisini bu kadar sevdiriyor, merhamet karane tanıttırıyor. Fakat bazı cüz-i külli mahlukat var ki bilmiyor. Dolayısıyla şükür ve takdis içinde geniş bir ihatalı ve şuur karane bir ibadetle takdis etmek lazım Cenab-ı Hakk'ı. Peki o zaman cemaat bunu yapamıyor. Peki bu vazife kimin? Ve şuursuz cemaat ve erkan-ı azime-i kainat hesabına. Şuursuz cemadatın ve kainatın bütün büyük işte cisimlerinin namına, hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilirler. Melaike bu yapılan bütün şuursuzca ubudiyeti Cenab-ı Hakk'a şuurlu bir ibadete ne yapıyor? Çeviriyor abi. Ve o saltanat-ı rububiyetin her tarafa, serada, süreyyada, zeminin temelinde, dışında hakimane ve haşmetkarane icraatını temsil edebilirler. Melaike bu hakimane ve haşmetkarane icraatı ne yapıyorlar abi? Bu cihette temsil ediyorlar. Ve bu melaikenin başında da dört büyük melaike var abi. Ve bu dört büyük melaikenin başında da bütün evamiri tekviniyeyi bunlara tebliğ eden Cebrail aleyhisselam var. Üstad Hazretleri yine ona şu alar 263'te bir daha işaret ediyor. Dört büyük melaikenin hem vasfını sayıyor abi. Fakat vasıflarını sayarken daire daire içinde sayıyor. Mesela hilket-i kainatından bahsederken Cebrail aleyhisselamı anıyor. Zihayat alemlerini bahsederken İsrafil ve Azrail aleyhisselamı anıyor. Ve hayatı, hayattan bahsederken de Mikail aleyhisselamdan. Yok, hayat İsrafil. Hayat, zihayat. Evet, seyahat deyince İsrafil, rızık ve dünyevi hadiseler Mikail. Mikail aleyhisselam. İsterseniz orayı okuyayım abi ben. Ve hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla, hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı Rabbaniye'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam. En ehemmiyetli bu cihet, münasebat-ı Rabbaniye'yi Cebrail aleyhisselam tebliğ ediyor ve izhar ediyor. Ve zihayat aleminde ve en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyet karane nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. Evet, hayat. Evet. İsrafil, meftede Azrail. Azrail. Ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve bekaları saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır. Aynen. Bu cihette yine burada melaikenin içinde de ve bu dört büyük melaikenin içinde de Cebrail aleyhisselamın vazifesi her zaman devam ediyor ve en yüksek vazife yine ona ait bu cihetle abi. Mesela kainatta özellikle zihayat aleminde dünyada güneş, hava, toprak, su
bütün halk edilen madde, hayvanat ve nebatat bu dördünden halk ediliyor. Dördünün ana maddesiyle. Aynı şekilde de abi kainatta ne kadar faaliyet oluyorsa, ne kadar ibadetler oluyorsa, şuurlu şuursuz, hepsinin dizginleri bu dört büyük melaikenin eline verilmiş abi bu cihette. Ve biz buna evamiri tekviniye diyoruz abi. Cebrail aleyhisselam bu ve biz burada giderken abi zahir ismiyle beraber. Mesela gidelim. Zahir. Abi bir tane hadis benim notlarımda vardı da kaynağı yazmamışım. Onu okuyayım. Her zamanda Hazreti Adem gibi ilimle, yani alim ismine hasıl olan 300 tane. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi kelam ismine hasıl olan 40 kişi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi irade sıfatına 7 kişi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam ilim yine 5 kişi. Yani burada ayırıyor. Hazreti Adem de alim ismine hasıl olmuş, Hazreti Cebrail de olmuş ama yani bunlar ikisini tebrik ediyor. Birinden 5 tane, birinden 300 tane. Hazreti Mikail Aleyhisselam gibi Rezzak ismine hayadarlık yapan 3 kişi, Hazreti İsrafil Aleyhisselam gibi İhya yani Hay ismine hayadarlık yapan 1 kişi insan her zaman da vardır. Bir daha oku. Her zaman da Hazreti Adem. Hazreti Adem ilim. İlim 300 kişi. 300 kişi var. Evet. Yani şimdi Esma'yı okuyabilen. Evet. Yani şimdi bu 4 melek. Dur. Evet. 4 melek. İnsanın açılımı, Nur-u Muhammed'i insan, Nur-u Muhammed'i, bütün ondan yaratılmış Cebrail, Mikail, İsrafil, temelli alırsan, pergeli, çözüm kolay. Ondan sonra, burada insan meyve, mahiyeti orada, hakikati alem. Şimdi, bu dört meleği simgesel olarak alemde ifade eden, septon diyorlar uydurukçasıyla, semboller yani, simge, bizdeki simgelerle, ifade edecek. Mesela Adem Aleyhisselam ilimi öğrettik diyor. Adem'e esmaya külliha. Şimdi Cebrail onu kıyas et. Adem Aleyhisselam gibi her zaman kaç kişi? 300 kişi mi? Adem Aleyhisselam 300, Cebrail 5. Cebrail 5. Adem Aleyhisselam gibi 300, Cebrail Aleyhisselam gibi 5. 5 kişi ilim sahibi olacakmış. Evet. Adem gibi 300 kişi var. Her zaman Cebrail gibi 5 kişi var. Bir parçasına gireyim. Şimdi ilim yapmadan ilim sahibi olmak ister misiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olacak diyor ilim yapmadan ilim. Takmanızı artırın diyor. Takma ne olur? Takvanın içerisinde ne var biliyorsunuz? Neydi takvanın içerisinde? Vicdan şeyleri. Diyor ki ruhun anası ervası, vicdanın dört havası olan irade, zihin, his, latife. Bütünlüğüne ibadeti kamili denilen takva. Takva bu. Beyşam 136. Şimdi bir insanda irade aktif olur. Zihin aktif olur, his aktif olur, latife-i Rabbani aktif olur. Bu bütünlüğünde meydana gelen halet takvası oluyor. Bu kişinin Cebrail'i tarafidir yani. Ötekisi ise her isteyene ben ilmi isteyene veririm diyor ya. 300 kişi o tip. Saftır, nahivdir, zahiri ilim. Bunların hamaleleri biri kesbi diğeri vehbi. Evet. Bunlar 300 kişi her asırda, her sene, her dönem en az 300 kişi bulunur. Bu da ilim. Adem gibi. Ve alleme Adem'e esma-i külla. 300 kişi. Cebrail gibi yani okumadan batınla muhatap olan o da nedir? Dima dölleye. Dima ben kafa meylem diyorum. Rahim. Kulak zar bozulmadı. Allah Cebrail'i zarı bozmadan dölledi Meryem'i. İsa'yı yani. Gelen vahiy yani ilham
Dima 7 mertebesi, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad bütüne geldi. Bütüne gelmesi İsa. Yoksa düşük olur çocuk. 7 mertebe bütüne gelirse İsa. Sonra doğuma benzeyen ağız doğuruyor o gelen vahiy, dimağda boyalanıyor ve doğum yöntemi yoluna benzeyen ağızdan Meryem İsa'yı, yani dima bütünlüğünü ölü insanlara gönderiyor. Ve ölü insan Cebrail'le diriliyor. Bu tür insanlar 5 kişi olur dedik, değil mi? O sarf ve nahiv ilimleri, abdesti bozan bozmayan, işte o neyi çektin çekmedin, en az 3 kişi olur. Ama bu tür insanlar, ölüleri diriltenler çok az olur. Devam et için şey. Musa Aleyhisselam gibi kelam ismine mazhar olan 40 kişi. He, kelam ismine 40 kişi. Her asırda bulunur. Kelam. Dikkat edersen ne kadar inceleşiyor. Evet. Yani kelam ilmine mazar, Musa ne simgelerdi hatırlıyor musunuz? Ne karşıtıydı? Şeriat. He? Firavun neydi? Nefsi emmare. Yani vücudun %76'sı su. Evet. Suyla alakalı latifeler ister. Onun karşısında olan Musa şeriattır. Şeriat ilmine sahip 40 kişi. Devam et. İbrahim Aleyhisselam gibi irade sıfatına 7 kişi. Kaç kişi? 7 kişi. Şefkat ve tefekkür. İbrahim demek, hani var ya 20. sözde, İbrahim bari olunuz. Yani İbrahim'i nasıl ateşe atmadı? Siz de böyle bir madde bulunuz, amyan bulunmuş. Bununla manen diyor ki, bu maddi, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Evet, iman. Ruhunuza iman libasını giydirerek. Ha, nedir o ruha iman libası giydirmek? Tefekkür ve şefkat. İbrahim'i meşrep nedir? Şu anlarda anlatıyor. Şefkat. Şefkat ve tefekkür gibi, bu şefkat ve tefekkürü bütüne getirebilen kaç kişi olurmuş? 7 mi dedin? 7. 7. Her asırda var. Mikail Aleyhisselam gibi Rezzak ismine 3. 3 kişi. Yani Rezzak ismine maddi falan, ekmek falan değil. Hı hı. Maddi ve manevi iki kişilere noktayı istinat olmak, noktayı istimdat olmak, görülmedikleri, görüşülmedikleri, gafsiyet verdiği. Bu da şahsi manevi. Gafsiyet, ferdiyet ve şahsi manevi. Evet. İsrafil İhya 1. İhya 1. Direkt Azrail'i dedi mi? Azrail'i almıyor. İsa Aleyhisselam almamış. Sadece bunlar. Evet almış. Hadis. Çok ilginç. Bir daha bir şimdi Risale'de mesela bazen melaikenin arasındaki mesela vazifedarlıkları, farklılıkları mesela bakarken bir kitapta ya da mesela Risale-i Nur'da kaç defa geçiyor diye ona bakmak mesela bazen şey oluyor. Bir mananın inkişafına sebep oluyor. Cebrail Aleyhisselam bu dört meleğin içinde Risale'de ismi geçme sırasında ikinci sırada abi. 30, en fazla hangisi geçiyor? En fazla Azrail Aleyhisselam. Kaç defa geçiyor? 48 defa geçiyor. Benim ilkokul numaram. Evet. Cebrail? Cebrail Aleyhisselam 38. 48-38. 48, üçüncü 38. Kim geliyor? Üçüncü İsrafil Aleyhisselam 24 defa geçiyor. Mikail Aleyhisselam da 9 defa geçiyor abi. Tabi o az geçmesi lazım ama çünkü bitiriyor. Dolayısıyla abi yani böyle... 9, 20 kaç? 24. 24, 38, 48. 48. Risale-i Nur'da mesela üstadın işaret etmesiyle hiçbir melaike vazifelerini alırken ya Rabbi ibadın benden küsecek mesela gibi bir şeyle mukabele etmiyor. Azrail Aleyhisselam söylüyor. Ya Rabbi ibadım benden küsecek yani bu vazifenin ağırlığından dolayı. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın vazifesi eski kavimleri helak etmek. Zelzelelere mesela bizzat o bakıyor. Gayrimüslimleri boğmak mesela onun vazifelerinden. Dolayısıyla Kur'an'da
Mikail aleyhisselam değil mi o boğmak? Deprem. Şu cihetle abi. Hani Cebir ya, Cebrail. Bu mahiyeti taşıyor ve hadislerde bu cihetle geçiyor. Onun için Yahudiler Cebrail aleyhisselama düşmanlar. Kesinlikle sevmiyorlar. Mikail aleyhisselamı daha çok seviyorlar. Bu cihetle. Ve Hazreti Ömer de Mikail aleyhisselama düşman Cebrail aleyhisselama düşman olan Mikail aleyhisselama da düşmandır diye o zaman onlara söylüyor abi. Yani hani diyoruz ya biz, kaderi inkar etmek neyse diğer beş mesele inkar etmek olur. Melaikeden bir tanesini inkar etmek de hepsini inkar etmek gibidir bu cihetle. Çünkü imanın şartlarından abi bu noktada. Azrail aleyhisselam öyle mukabele ediyor Cenab-ı Hakk'a. Yani burada bir de acayip bir şey var. Ne kadar kibar, nazik bir peygamber ki Azrail aleyhisselam diyoruz ya bunlar. Evet, yani. Meleklerin peygamberidir. Aleyhisselam diyoruz. Aleyhisselam diyoruz. Ne kadar kibar ki insan denen bir mahluku üzmek istemiyor. Ben de küsecek diyor. Bana bu görevi verdin mi? Verdin. Kim küserse küssün demiyor. Dozer gibi gar 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 takmıyor ya. Yani o kadar nazik ve kibar bir şey ki peygamber ki Azrail aleyhisselam. İnsanların üzülmesini istemiyor. Evet abi. İstemiyor. Ve abi insan takvası nispetinde Azrail aleyhisselamın gelmesinden mesela korkar. Fakat üstad diyor ki ben bu manayı düşündükçe diyor Azrail aleyhisselama olan muhabbetim ve iştiyakım daha da arttı diyor mesela. Ama bazıları mesela bu cihette korkuyor. Niçin artmıştır? Yani Cebrail aleyhisselam. Şazay. Azrail aleyhisselam bir mana tabii bu. Seni Rahman'a kavuşturmaya bir perde oluyor, bir vesile oluyor. Yani ondan ürkmek değil, ona kavuşmak. Ve o senin ürkmemen için senin mahiyetin neyse sana o cihetle geliyor. Nasıl mahiyetin nasılsa, mesela salihsen saliha bir şekilde, salih bir şekilde, işte gafilsen gafilane bir şekilde Azrail aleyhisselam sana mahiyetin nispetinde geliyor abi. Ve aslında Azrail aynasında senin bütünlüğün var. Var. Sensin ya. İşte abi üstadım Mektubat 352'de dediği o. Her yerde oranın kabiliyeti nispetinde temessülatları var. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam bu şekildedir. Bu halde. Mesela okuyayım abi isterseniz orayı. Peygamber Efendimiz abi soruyorlar, yavaklar diyorlar ki sana vahiy getiren melek kimdir? Diyor ki Cebrail. Çünkü Cebrail bizim düşmanımızdır. O bize şiddet, şiddet getirir, felaketleri getirir, şeyler getirir diyor. O yüzden sana iman etmiyoruz. Eğer Mikail olsaydı diyor, iman ederdik. Demişler. Mikail şey ya. O bize bereket getirir. Çünkü şimdi şey ya, rızıklar o veriyor rızıka ya. Bakıyor abi. Bu namussuz Yahudiler var ya. Namussuz. Tabii canım. Oradan bile, melekleri bile ona değerlendiriyor. Rızık ya. Maddi, yeme içme ya. Ne namussuzdu. Acayip bir şey ya. Ya bu milletin karakterini böyle ne garip ya. Ama Allah hakikaten ne biçim bir model yapmış ya. Evet, İyi abi. Ki böyle bir Yahudi karakteriyle şey olmadı. Böyle tiyatroda bu dünya sahnesinde Yahudi aktörlüğünü yaptırmadı bize ya. Ne güzel yapmış. Elhamdülillah ne kadar şükretsek az ya. Yahudi olabilirdim ya. Tövbe. O zaman da Yahudiliği anlatacaktım ya. Tövbe tövbe. Allah Allah. Ne acil felaket olurdu benim için ya. Vay vay vay. Düşündükçe tüyler ürperiyor ya. Vay be. Onun için Yahudi olmak kolay bir iş değil ya. Ciddi bir iş yapıyorlar. Evet, hani dedik ya herkesin mahiyeti nispetinde melaike ona gözüküyor. Kesinlikle ha. Azrail'de korkma. Günahından kork. Nasıl yaşıyorsan doğdun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan ve kamet. Vefat etti. Vefat etmeye. Hayatın bütünlüğü cisimleşecek. Senin Azrail'in o. Evet abi. O zaman sen kendinden korkuyorsun be kardeşim. Hayatta hiç hep kendinden kaçtı. Hep dışarıda bulundun. Tabii ki Azrail'den korkar. Böyle enfusi dersler yapa yapa, enfusi meşgul olan. Niye korkacaksın çünkü? Azrail aynadır. Aynadır. Evet, o aynada senin hakikatinin bütünlüğü var. Şöyle buna işaret ediyor abi. Güneşin aynelerdeki misalleri
güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi. Hı hı. Şimdi ayna deyince bazen biz misal verirken direkt normal camdan cam bir ayna geliyor. Bu şekilde bakmamak. İnsan bir aynadır, nebatat bir aynadır. Güneş ona tecelli ettiği anda o fotonları dediğimiz onun içine giriyor abi, ışınları, ultraviyole ve kendi istidat ve kabiliyetine göre, programına göre yeşil, işte efendim kırmızı, sarı, meyveli bir şey veriyor. Dönüştürüyor. Aslına. Aslına taşıyor ya. Evamir tekviniyesini dışarıya vuruyor. Gösteriyor. Bu ayna oluyor abi. Ve o ayna ziyayı ve harareti gösteriyor. Bu ayna nasıl yaptı biliyor musun bak şimdi? Güneş bir ayna, çekirdekteki tohumlar güneş aynasında kendisini gösterdi. Gösterdi. Çok farklı oldu ha şimdi. Aynada gözükmek ayrı. Güneş zemininde, toprak zemininde çekirdek sarıya, sarı çiçek oldu ya. Toprağa atmasan çekirdek kalacaktı, bilinmeyecekti. Bilinmeyecekti. Toprak nasıl çiçeği içini dışarıya ediyor? Güneş de bir zemindir, toprak gibidir. İçerisine tohum atıyoruz, içini dışına ediyor. Veriyor abi. Hı hı. Ve botanik ilmiyle ilgilenenler mesela bu çiçeğe sarı ya da yeşil diye bakmıyor. Ziya yani foton ve hararet diye bakıyor o şekle. Onların aklına direkt güneşin kendi güneş. Hususi zatı geliyor. Yani bu çiçeği kaldırıyorlar abi. Fakat biz kendi zahirimizde ona yeşil mavi diye bakıyoruz. Abi bu cihetle mesela bitkinin istidat ve kabiliyeti hani yeşil kırmızı diye gösteriyor. İşte melaike de bu cihetle aynı bir güneş gibi. Senin karşına mesela Azrail Aleyhisselam geldiği anda sen bir aynesin. Sendeki istidat, kabiliyet, işte takva, günahlar, sevaplar neyse Azrail Aleyhisselam'ı sen o şekilde kendinde gösteriyorsun. Onu da şöyle diyor. Melaike gibi ruhanilerin dahi alemi misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri onların aynalarıdır, hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temessül ediyorlar. Ya. Aynelerin kabiliyetine göre. Azrail Aleyhisselam bana göre gelecek, sana göre gelecek. Gelecek. Hemen bir altında abi. Ve bu Cebrail Aleyhisselam da bu şekilde, Mikail Aleyhisselam da bu şekilde olduğunu söylüyor Üstad. Şöyle diyor. Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam. Birer nazır umumi hükmünde, kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır ve o muavinler enva mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Enva mahlukata göre. Hepsi bu cihetle ayrı ayrıdırlar abi. Diyor Üstad. Demek ki yani Üstad Hazretlerinin Azrail Aleyhisselam'a karşı iştiyakı, muhabbetinin artması bu hakikati, bu sırrı oturttuğu zaman, onu yakaladığı zaman artık Azrail Aleyhisselam'dan bu cihette korkmaya ya da ürkmeye herhangi bir gerek yok. Çünkü bu dört büyük melaikenin vazifelerinin içinde tek Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi ibadim benden küsecek diyen o. Diğerleri kabul ediyor abi. Ve Risale'de de 48 yerde geçiyor abi. Bu dört melaikenin içinde anılan o. En çok. En çok. Hangisi? Azrail Aleyhisselam. 48 yerde geçiyor. En çok anılan mı? En az? En çok anılan. Azrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam ikinci sırada. Ters olmadı mı biraz önce dedi? Şimdi birinci 48. Azrail Aleyhisselam. İkinci Cebrail. 38. Mikail ne kadar? 9. 9 defa. İsrafil Aleyhisselam 24 defa. 48 defa Mazrel geçiyor. Evet abi. Çok ilginç. İsrafil Aleyhisselam'ın hemşeriyiz abi. Hemşerisiniz. Hemşeri. 24 mü? 24 abi. 24. Son olarak abi, Melaike ile alakalı bir yer okuyacağız abi. Benim dersim burada, bu cihetle bitiyor. Burada da melaikenin tanımını yapıyor abi Üstad. Kısaca böyle. En makul keyfiyeti odur ki, melaikenin en makul keyfiyeti odur ki, Kur'an şerh ve beyan etmiştir. O Kur'an-ı mucizül beyan der ki, melaike ibad-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunursa onu yaparlar. Melaike, Ecsam-ı Latife-i Nuraniye'dirler.
Etsam-ı latif-i nuraniyedirler. Yani latif ve nurani cisimlere sahiptirler. Muhtelif nevilere münkasımdırlar. Mesela nasıl ki hayvanatta muhtelif hayvanat türleri var. Melaikenin içinde de bu şekilde münkasım, kısımlara ayrılmışlar. Evet, nasıl ki beşer bir ümmettir, kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hamevleleridir, mümessilleri ve mütemessilleridir. Mesela beşer bu cihetle abi kelam sıfatından gelen şeriata hameledirler ya abi. Üstad diyor ki melaike de azim bir ümmettir ki işte irade sıfatından gelen oranın asıl yerine bir bakayım abi hemen. Öyle de melaike dahi muazzam bir ümmettir ki onların amele kısmı irade sıfatından gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi. Yani insanlar şeriat-ı ilahiyenin hameleleri fakat melaike ise şeriat-ı tekviniyenin hamelesi. Yani bu kainatta ne kadar görülen bu ecsamın, ecramın, gezegenlerin vazifeleri varsa onların hepsinin müekkel melaikeleri var ve onlar deruhte ediyor abi. Onların hameleleri de yani şeriat-ı tekviniyenin hameleleri de melaikedir. Mümessilleri ve mümessili ve mütemessilleridirler. Çok önemli ya. Hem tutuyor hem de donmuş hali. Evet abi. Mesela su donmuş, buz olmuş. Ağaçları mesela şu çiçek ne kadar su alması lazım? Ne kadar güneşten su alacak? 0,01 miligram şunu. Bunu yapan o. Ve abi devamında müessiri hakiki olan kudret-i fatıranın ve irade-i ezeliyenin emirlerine tabi bir nevi ibadullah'tırlar ki. Ecram-ı ulviyenin her biri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler. Ve işte Cebrail aleyhisselam burada vazife yapan bütün melaikeye bu emirleri tebliğ ediyor ve bütün mahlukata evamiri tekviniyelerini ne yapıyor? Tebliğ ediyor bu cihetle ve vazifenin bizzat başında bu cihetle. Ve dolayısıyla Üstad Hazretleri Hüve Nüktesinde abi bir misal veriyor. 40 bin başlı bir melekten bahsediyor ve hava da buna benzer diye bir tabir kullanıyor. Ne yapıyor abi bu hava? Her bir melaike adeta o hava şeylerinde La ilahe illallah, kul huvallah diye ne yapıyorlar? Zikrediyorlar. Ve küre-i arzı böyle bir melaikeye benzetiyor Üstad. Ve birazcık daha insan genişlettiği zaman işte 7 kat semada bu cihetli bir melaike gibi ne yapıyor? Zikrine ve devam ediyor. Hem de şuurlu bir şekilde. Ve bunları Cenab-ı Hakk'a takdim eden bu 4 büyük melaike ve bunların en başında Arş-ı Azam'ın önünde işte o geniş kanatlarıyla yine secde eden Cebrail aleyhisselam olarak. Bu vazifeyi bizzat deruhte ediyor. Bu cihetle abi. Peki Erva-ı Habise'nin mümessilleri kim? Melek olabilir mi? Aralarında abi hep bir mübareze var. Tam çok güzel. Erva-ı Habise'yle melaikenin arasında bir mübareze var diyor Üstad. Onların mümessilleri de mesela şeytan. Güzel. Şeytan ve onun avaneleri hükmünde olan iblis. İblisler cemaati var ya abi. Yani çok güzel. Eşya ile mümessil arasında doğru orantı var. Evet, evet. Bu şerse, içki ise, kumarsa, hastalıksa, mikropsa, bunun mümessilleri melek değil. Değil. Değil abi. Evet. 246 sözlerde evet. Söylüyor. Erva habise mevad-i şerirenin mümessilleri ve sekenesi. Yani mesela erva-ı habise donmuş, kanser hücresi olmuş. Yani gübre, orada müekkel melaike yok. Evet abi. Müekkeli erva-ı habise var. Habise. Mesela resimde olan yere melaike girmez diyorlar Resulullah. Değil mi? Yani cunup olan yerde, resim olan yere Bir tane söylüyor. Oraya melek girmez diyor. Bir de bir şey var. Pis koku olan yer. Pis koku olan evet o da var. Mesela bu noktada adam banyo yapması lazım gece.
ya sabah yaparım namaza yakın. Hayır, hemen kalkmayı yap. Yapması lazım. Evet. Çünkü tamamen ervahları, ervah habiseleri celbediyorsun. Bütün ondan sonra, banyo yapmadan sonra bütün sürecin rüyaların kötü olur. O zaman zaten kötü kötü şeyler, rüyalar, düşünceler gibi. O gün has mı? He? O gün has mı? O gün, o ana has, yıkanana kadar. Dolayısıyla rivayi tayibe, erva tayibe. Mesela erva tayibe, rivayi tayibeyi sever. Erva habise, rivayi habiseyi sever. Onun için Allah'ın cunudullahı var. Savaşta müekkel melekler var. Allah 50 bin indirmiş. 50 bin indirmiş, 40 bin indirmiş, tamam mı böyle? İndirmiş. Şimdi erba habise de var yani. Allah'ın cunudu çok nihayetsiz. 6 bin ne var deniliyor Gazali. Onun için gübreyi, kansere, insanın dimağını karıştıran, mesela bir tanesi var, vehim. 4 nevidir bunlar. 4 nevi demeyeyim de, 6 bin de insana çok. Erba habiseden bahsediyorum. Evet. Hava nevidir ki dimağı musallat olur. Yani o cin falan değil, daha acayip bir şey. Çok zordur bundan kurtulmak. Hava ya müekkel mesela diyelim ki dimağı, düşüncelere, kötü düşünceleri mümessilleri. Şeytani düşüncelerle oluşur bu. Nasıl ağaç yağmuru çekiyor, kötü düşünceler de bunu çekiyor. Buna Allah Resulü acımasız bir latifedir diyor. Hava, ruhaniyet, erva habisesi en zordur kurtulmak. İkincisi sudur. Bedenin suyla alakalı yerlerinde olur. Tansiyondur. Yani kanla, şehvettir. Yani sıvı, bu nefsaniyettir. Onun için oruç buna en güzel çaredir. Çünkü oruç diyor, nefsin firavunun cephesine darbe vurur diyor. Niye Nemrutluk demiyor? Nemrut dimağdır. Yani İbrahim Nemrut'un karşısındadır. Musa firavunun karşısındadır. Tamam mı? Nemrut dimağdır. Dimağdaki olumsuz hava habiseleridir. Kafayı cehenneme döndürür. Vehimlerin bütünlüğüdür. Bundan kurtulmanın tek yolu, tefekkür değil. Bundan kurtulmanın tek yolu İbrahim'i bir meşrep sahibi olmak. Tefekkür ve şefkat. Tefekkür eden, şefkati yoksa havalanır. Etbaana, diğer cemaatlara, kişilere tahakküm yapar. Tefekkürle bir yere varır, şefkat bir şeyleri alır. O tefekkür varsa zulmeder. Susun, konuşmayın. Ben biliyorum, beni dinleyeceksiniz. Onlar şöyledir, baksana benim kalabilebiliyorlar mı? Baksana, et imtihan bakalım gibi. Bu olumsuzlukları müstakil tefekkür yapar yani. Tefekkürün yanında şefkat olursa o tefekkürü malzeme toprak olur. Herkes içine alır. Herkes orada yer bulur. Yani onun dininde onun dininde onun nurculuğunda herkeste bir yer olur. Bazı insanlar var ki Müslümanlığında, kendi Müslümanlığında, kendi nurculuğunda başka insanların İslamiyet'te yer bulmaları çok zordur. Bir tanesi dedi ki, bir şey anlatmak için anlatacağım. Geldi cumartesine dersten sonra dedi ki, getirene dedi ki, ben size yalan mı söyleyeceğim? Dedi ki, getiren dedi ki ona, ne anladın dedi bu abin dersine? Ben anladım ki, bunun anlattığı nurculukta benim yerim var. Bunun anlattığı İslamiyet'te benim yerim var. Ben bu İslamiyet'te benim yerim olduğumu inanıyorum. Çok ilginçtir. Hiç ömrümde unutmuyorum bunu. Bunun anlattığı dinde benim yerim var. Bunun anlattığı dinde benim de dinim olabilir dedim aynı böyle. Tamam. Bu sefer onun nurculuğunda şefkat olan, mesela misal vereyim eylemsel. Eskişehir Hapishanesi'nin lise mektebinin kapısına baktı. Şehveti olması gerekirken ağladı. Şefkat oldu. Şehvet yerine şefkat oldu. Yani Bediüzzaman, aman bana ne canım, canınız cehenneme, cehennemin dibine gidersiniz var ya, böyle demedi, ağladı. Çünkü onun umman gibi geniş şefkatinde o kızların da yeri var.
Oman gibi gönlünde hepimizin yeri var. Bağnaz, geçimsiz, taassup, iten kalkan, sorgulayan, yargılayan, hikmetini bilmeyen, mesela sebeple hemen hüküm veren insanlar da şefkat azlığındandır. Şefkat azlığından bacısına ve anasına şehvet olur. Anayı bacıyı üzerine örten, karabeti nesliyi sana hatırlatan şefkattır. Bir insanda, gençler, bir insanda şefkat galip olursa şehvet o nispetle az olur. Çünkü şu kızın imanını ben nasıl kurtarayım? Bu kemalizmin illetine muttela olmuş. Bunu aldatılmış. Ana babası da öğretememiş. Atılmış, itilmiş, kalkılmış, dışarıya salınmış. Bu zavallıdır. Ben bunun imanını nasıl kurtarayım? Ben buna kitabı nasıl ulaştırırım? Yani bunun imanı, kazanma ve kaybetme davası bunun da açılmış. Bu benim Müslüman kardeşimdir. Dettiren, böyle düşündüren şefkattir. Şehvet bunları düşündürmez. Onun için Dima Nemrudi bir şeydir. Odun yığınlarıdır. Odun yığınları. Çatal, çatalın bir tane ayağı Nemrut'un ok vardı ya mancınık. Bir tanesi tahayyül, bir tanesi tasavvurdur. Onun içine attı. Ateştir Nemrut, ateş. Yani kontrolsüz dima. Buraya Erva Habisi'nin benim şeyim. Benim için kesin, bu kalem kesin değil mi? Benim alemimde ilim değil bu, şu anda söyleyeceğim. Şuhuttur. Erva Habise dima girmenin tek bir yolu var. Neydi? Tasavvur. Tasavvurunuza sahip olun, dininize mukayyet olursunuz. Ben size cenneti vaat ediyorum. Tasavvurunuza hakim olun, hayalinize de hakim olursunuz. Tasavvurunuz hakim olun, vallahi tallahi billahi dünyada cenneti yaşarsınız. Tasavvurunuzu verin başkasına, vallahi dünyada cehennemin cehennemi yaşarsınız. Tasavvur ilk kişiye cehennemin dibine sokar. Onu tasavvuru ele almanın tek yolu, şey iki yolu, İbrahim'i bir meşreptir. İbrahim'i meşrep, şefkat ve tefekkür. Peki, Firavunluk cephesi nedir o Firavun? Firavun, Musa. Sünnet-i seniyeye uymak. Şeriat. Tamam mı? Dört nevi dedim ya acımasız. Evet. Hava erba habisesi var. Buna cin de denilir. Havai cin, ateş cini, su cini, toprak cini. Yani bu basit kelime, bu bir şey değil. Havai erba habise. Erba haliye de var. Tefekkür ederken şefkat modundayken yaymış olduğun ervah-ı aliye sirayet ediyor, orayı değiştiriyorsun. Kaşıyı değiştiriyorsun. Tefekkür kaşıyı değiştiriyor. Şu anda beni, sizi etkilediğim gibi. Şu anda etkiledim. Yani her menfi veya müsbet düşününce dışarıya realitesi olur. Yani latife olur, kesife olur. Mutlaka madde olur. Düşünce maddedir, madde. Mahluktur. İman mahluktur da düşünce mahluk olmaz mı? Ama bu göz görmüyor o latifeleri. Ha, melekeleri. Bunların dizgini onun elinde. Meleke, malik. Tamam. Melaike. Ha, şimdi dolayısıyla düşünce. Dört tane yön var. Hem habise var, hem aliyesi var. Havaya ait. Hava, erva habisesi, erva aliyesi. Habis cini, ali cini. Dört. Bir tane bu dedik. Dima ait. Bunun çaresini de söyledi. İkincisi, Ustad Oruç'a diyor ki, firavunluk cephesine darbe vurur nefsin diyor. Nefsin firavunluk cephesi. Niye firavunluk diyor da Nemrutluk cephesine diyor demiyor. Oruç bedenseldir. Tamam mı? Akıldır ve ruhtur. Siyam, sav, oruç. Üç tane. Yani vücudun suyla alakalı. Şehvet, kan, su, bu %76 bu tarafa firavunluk tarafımızdır. Buna darbe vuran şeriatımızdır. Musa, Musevi sıfatımız. Onun için şehveti çok olana Allah Resulü diyor? Oruç tutun diyor. Oruç tutun diyor. Evet. Anladın mı? Evet, oruç tutun. Üçüncü nev toprak diyor. Sahip bütün toprak olmalı. Tamam mı? Toprak olmak lazım. Safiullah, Adem,
Adem, Adem'de ortaya çıkan yani. Vücudunu terk et. Munadim ol ki vücut bulasın. Yani benliğine, kendine vücut rengini verme. Yani haksız temellük, aynı darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten meydana gelen süret ve ne diyordu? 81 şualar. Ham var ya, haksız temellük, aynı darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut ve süret rengini almış bir Adem'dir. Tamam. Bu da toprak. Meziyetim aslında olur. Toprağın hafa turabında kal ki. Bu toprak nevi. Bunun çaresi ilimdir. Toprak. Bir de efendim ateş dedik. Su dedik. Toprak dedik. Bir daha yine vardı. Hava dedik. Hava dedik. Hepsini anlatmış. Ama bunların içinde en acımasızı hava. Hava şeyidir. Neve. Onun için huve nüktesi çok tesirlidir. Onun için Eskişehir Mahkemesi'ne huve nüktesini ortadan kaldırmak için Milletin Bakanı demiş Deccal'ın. Bu huve nüktesi insanların elinde var oldukça biz Allah'a inkar edemeyiz demiş. Huve nüktesi ellerine geçmiş, dehşet almışlar. Huve nüktesi Latif Nur Alem bir anahtarında çok acayip orada anlatıyor. Asya Musa'dan değil de oradan okuyun. Nur Alem bir anahtarı. Çünkü olmayan mektup da var arkasında. Çok korkunçtur. Ben niye durdum biliyor musun? Ben Allah'ın bir ikramı ihsanı. İster kabul et, ister etme. Bu asın insanların psikolojik hastalıklarını panik atak, depresyon, şizofreni, paranoyak, yani bu nevi ne hastalıklar varsa hava cini veya erva habise havayla alakalı. Yani hava şeyi var, erva haliyeleri var. Bunların tek bir çaresi var. Hava burası cehennemde dönmüş. Cennete döndürmenin yolu İbrahim'i meşreptir. Cennete döndürmenin şualarda getirir misin sana zahmet şualarımı? Ondan sonra Fatih, benim şualarımı getireceksin. Ondan sonra sözler burada. İbrahim-i Meşrep, sayfayı söylemem lazım size. İbrahim-i Meşrep'i bul bakayım. 742 olabilir. 742 olabilir. Bakın şualar. Şualar. Onu yeri söyleyeyim ki İbrahim-i Meşrep. Yani niye çok duruyorum, yeri de gösteriyorum. Havaya ait erva habise musallat olmaması için ne yapacaksınız? Risale-i Nur'u bol bol okuyacaksınız. Hem de sesli okuyacaksınız buraya. Şefkat ve tefekkür mesleğinde ilerleyeceksiniz. Başka şans yok. Benim için realite kesin şu. Tasavvurlarınıza sahip olun. Yani onun Lazcasını, Türkçesini söylüyorum. Neyi düşünüyorsan olsun oradasın. 724. Diyor ki Risale-i Nur'un mayesi ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla. Peki tefekkür ve şefkat ne yapar biliyor musunuz? Ne yapar? 744'e geçin şu alar. Şurada 736'da şey diyor. Kendini sekine ile dua edip muhafaza çalış. 744 dedim değil mi? Bak 744 okuyorum. Asa-i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden. Sihir var ya, sihir. Çeşitli sihirler var. Ne olursa olsun. Birisi yapar, birine sen musallat olursun, muptela olursun. Daha çok bu asırda şeylerle geçiyor. Cep telefonlarıyla geçiyor. Evet. İnternet oyunlarıyla geçiyor. Sihir yapılıyor.
Cinler şeylere bindiriliyor. Enerjiye ve paketlere. Yani mesela ışığı söndürün, televizyon uzaktan bakın, televizyon oradan buraya bakın, bir süzme göreceksiniz. Yani şua. Evet. Ha, onların üzerine biniyorlar. Çünkü cinler ondan daha latif. Sihir yapanlar filmin içerisine koyup filmi yayıyorlar. Kimler seyrediyorsa onun tesirinin altında kalıyor. Sihirleniyorlar. Ona delilim de şu, filmi kapattıktan sonra hiç etkilenmiyorsan demek sihirlenmedin. Eğer etkileniyorsan müjde sana, etkile, sihirlendi. Çaresi, bütün sihirleri iptal eden 744-746'yı okuyorum. Şimdi 46'yı okuyorum. Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan. Bunu şey zannediyorlar. Asay manevi falan. Ulan, iman mahluktur da sihir mahluk olmaz mı? Asay mı? Telaffuz edeceksin. Okurken, bak bana bakın. Okurken Asay Musa, sen manayı bil ve bilme. Okunurken o sese dönüşüyor. Okuma, sese dönüştürmeden kafadaki ezber sure kitap gibidir. Sevap yoktur. Kafandaki ezber sureye sevap verilmiyor. Onu konuşunca sana sevap veriliyor. Sevap demek, potansiyel enerjiye dönüşmesi demektir. Çekirdek ağaç olmasıdır. O okuyorsun ya Sayın Musa. O ses de Allah ruhani yaratıyor. Melek yaratıyor. Ervah habise kaybolup gidiyor. O okurken sen görmüyorsun o çıkan kafadaki dalga. O birilerinin gıdasıdır. Kokuyu sürünce nasıl ervah aleye geliyor? Pis kokuyu sür. Ervah habise geliyor. Sayın Musa okurken ortaya çıkan enerjiyle melekler geliyor. Melekler yayılıyor. Sema iniyor. Kaçtı? 230, 300 kaçtı? Sema müekkelleri, yerdeki müekkelleri barlada gıpta ediyorlar. Ah ah. Bir iki adam, bir iki nefes sahnelerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Yani niye? O mevzuları konuşulurken bu konuşulan mevzuyla alakalı ruhaniyat hücum ediyor. Dinlemek için. Çünkü o niye hücum ediyor? Onların gıdası o. Sen açlıktan ölüyorsun. Su görsen, ekmek görsen nasıl saldırırsın? Sema müekkelleri ve yerdeki müekkeller, bu erbaha aliyeler, ruhaniler, 6000 melaike çeşitleri, ruhani çeşitleri, bu tür sohbetleri gördükleri zaman hemen saldırıyorlar. Barlada ya barlada. Dolayısıyla o tür diyor müstemileriniz, ders dinleyenler, işiticileriniz çoktur. Mesela Cebrail ile konuştuğumuz zaman derse girerken birkaç dakika oldu. Kafama bir baktım, hiç kimse yok, hiç bomboş, acayip, parlak bir şey. Yani çok garip bir şey ya. Anladım ki onun boyutuna giriyoruz. Cebrail de bahsedince, Muda ben buradayım dedi yani. İnan bana, aynı buradayım. Evamir tekbini elinde, tak diye açıverdi falan. Şimdi Asayi Musa'yı okurken böyle dalga dalga ruhaniler geliyor. Enerji yayıyorsun, o enerji birisinin nefesi. Birisinin gıdası gibi görünüyor ve hücum ediyor. Hücum edince melekler, ruhaniler olunca onlar defolup gidiyor. Güneşe karşı direnebilir mi buz? Eriyip gidecek. Oku, ben sana reçeteyi satmıyorum. Şeyden açılmıştı, Cebrail bu. Cebredici güçler. Burada. Peki. Kestediğim bitti. Yani dersimizi toparlayacak olursak abi, Cebrail Aleyhisselam'ın zahir ismine bakan vazife cihetiyle Evamiri Tekviniye'yi elinde tutması tutuyor. Ve bütün ilhamı ve vahiyin bizzat ilham ve vahiyin bizzat kendisi devreye ediyor. Ve bu vazife itibariyle melaikenin dört büyük hem melaikenin hem de dört büyük melaikenin en üst seviyesinde bu yaptığı vazife bu iş itibariyle. Evet abi. Gerçi üstünlükleri yoktur ama ha. Bu noktada bu işi bu ve bu vazife de yani değer bakımından abi. Evet. Ve Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i işte sıkmasıyla beraber mesela ondaki batınındaki Evamiri Tekviniye'yi zahirle buluşturdu. Yani örnek mesela vermişsin onu, sen. Çekirdek toprak dışında sıkması. Çekirdek. Ama toprak çekirdeği sıktığı anda onun niyeti sümbürleniyor. Ağaç çıkıyor. Sıktı toprak, çekirdeği patladı ağaç. Patladı. Tamam. Ve onun hakikatine vesile oldu. Ve abi bu cihette musibetler de bizi hayatı tasaffi ettirir diyor. Çok güzel. Hayat, musibetler, sıkıntılar Rahm-ı Mader'deki çocuk gibidir. Sıkar, sudan insan çıkar.
musibetler, dertler, kederlerde adamı sıkınca toprak çekirdeği sıktığı gibi flap diye ıslah oluyor ya da hayatı tecrübesi artıyor, tasafi ediyor bu cihetle. Evet. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın mana itibariyle ne demiştik abi? Kuvvet, cebir, ceberutu elinde tutan ve bunu yine deruhte eden Cebrail Aleyhisselam. Musibetleri. Bizzat abi. Musibetleri elinde o tutuyor. Evet. Sıkı, musibetler, dertlerle adamı sıkıyor. Sıktıkça, eğer sıkmasa burada olmazdınız. Sıkıyor ta ki batınına çıksın. Batın çıksın içeriden. Yoksa o içeride temel temel oturuyor. Evet abi. Ve Cebrail Aleyhisselam şuursuz mahlukatın yaptığı bu bütün ibadetleri, tesbihatları aşağı arzamın önünde sureti hakikiyesiyle Cenab-ı Hakk'a bu cihetle takdim ediyor. Dersimizi bitirelim abi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim ve ahiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs salavatı.